Merhaba dostlarım, ben Serdar Pamuk'unuz ve Vice City'ye hoş geldiniz. En son bölümde Vice City'de iki tane minibüs patlamıştık zar zor. Ben öleceğimi zannettim ama ölmemiştim, gene polis peşime düştü. Bu polislerle Vice City'de başımız büyükler. Neyse, birazcık araba süreyim ama gene polis burada. Bir de gittim kızı ezdim. Bir de gittim kızı ezdim. Birazcık dolaşalım etrafta. Kurtulabileceğimi düşünüyorum, polislere anlatabileceğimi düşünüyorum. 1872 dolarım var şu an için. Polis arkadan anons yapıyor. Ben polisler arasında nasıl diyorum orasını hala anlamadım. Herhalde gizli güçlerimiz var. GTA karakterlerinin böyle gizli güçleri var. Polisler radyolarını duyabiliyor. Ya dahi, bu karakterler dahi radyolarını polis radyolarına göre ayarlayabiliyor. Olabilir yani, neden olmasın, gayet doğal bir şey. Ama benim şey daha gitmiyor, yıldız daha gitmiyor. O yıldız bir gitsin ya. O yıldızı istemiyoruz, dışlıyoruz yıldızı. Yıldız, seni dışlıyoruz. Bir gider misin? Lütfen. Ya neden arada böyle? Demek ki burada sound respect şeyi işlemiyor. Böyle arabaların arasından geçemiyorsunuz. Şöyle boş bulduğunuza geçeceksiniz. Şurada telefon görevine gidelim. Şurada bir tane telefon görevi var, onu yapma. Ha, o polislerden kurtulduk bak. O da demek ki odaklanmadığımıza kurtuluyoruz. Saçma sapan konuşuyorum ben gene, fazla aldım ben. Uçuyorum ben gene, uçuşlara geçtim. Şuradaki telefon çalıyor, kimse açmıyor, ayıp. O yüzden ben açacağım. Bak 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 bak, dur. Hadi geliyorum. Burada sanırım vatandaşlık görevi falan bir şeyler vardı, onu şey yapmak istiyorum ben. Aha, vatandaş bu. Yoldan geçen örnek vatandaş bonusu veriyorlar, neyse. Telefonu kimse açmıyor, dediğim gibi gidip ben başlayacağım. Ayıp, oha araba. Herhalde kullandığım en iyi araba olacak şimdiye kadar. Vice'de. Yol katliamı mı? Ne istiyorsun ki benden? Vice Teal, yabancıların ama maşallah bu sayede turizmi. O ne ya? Çok gizemli bir kişiden çok gizemli bir mesaj aldık. Pizzacı çocuğun pizzalarını dağıtmadan gebert. Tamam. Çok hızlı bir araba aldım. Deli gibi araba süreceğim etrafta. Kalan pizza 48 mi? Hayır, pizzacı çocuk pizzalarını dağıtma. Pizzacı çocuk. Seninle Japonca konuşurum bak. Hayır, Japonca konuşmam belki ama. Al. Sıkarsa dağıt lan şimdi. Al. Yarın pizzacı çocuğu öldürdük, onu anlamadım. Neyse, hadi bakalım. Görev tamam, 500 dolar aldık. İyi, bu görevi sayıp bunu görevden saymıyorum ben. Çok böyle tıf bir görev. Katliam yapa yapa gidiyoruz ya, ne yapalım lan. Bir silah verecektiniz herhalde daha sonra. Şey diyorsunuz da, bu hile falan yaz diyorsunuz da. Ben pek hile yazma taraftarı değilim. Şu Cortez'le bir konuşalım bakalım. Cortez nasıl? Polise şey yok. Polise el kaldırmak yok bu oyunda. Onu anladım. Gene burada çok manyak bir araba daha var. Onu kullanacağım. O ne? Tabanca mı o? Tabanca. Çıkamıyorum. Çok ilginç. Havadan Matrix usulü, Matrix tarzında bir zıplayışlar. Hain domuz. Mr. Versetti. Bay Versetti. Abay, ne oldu bakalım? Please sit. Lobster. Al. No. Hayır, teşekkürler. Oğlum adamı sana ıslak olsun şey yapıyor, yesene. Neden şey yapıyorsun? Sanki daha iyi şeyler yiyorsun. Ne için? Gidip. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Gidip Kemal'in dönercisinde döner yiyorsun. Money is important to me. For this kindness, I'll reward you, and then we will find your money together. Oh. He will be at his penthouse, half drunk probably. O ne lan? Use this. Onu mu kullanayım? Ciddi misin sen? Abi para verme, ben bu görevi gene yaparım yani. Para verme. Para vermene gerek yok. Tam parayı alırım da. Sırf adam öldürmem için bana bir tane testere verdi. Elektrikli testere verdi. Vay be.
Vice işte, Vice fark. Zaman sınırı yok diye mi? İstediğim kadar oynanabilirim. Adam muhtemelen sarhoş olacak dedi ve elektrik testleri verdim ona. Oha. Düş. Şuradan hemen bir dönelim. O pizza çocuk görevi. Ne dandik görevdi öyle ya? Ne kadar kolay bir görevdi. Uuu, arabayı çarpmadan çarpmaya bak. Bu araba da çok sağlammış. Bu araba diğerinden daha sağlam herhalde. Şimdi aynı şeyse bayağı rezil olacağım ama, aynı modelse bayağı rezil olacağım ama. Burası klasik takıldığımız mekanlar. En azından şey değil ya. Mesela San Andreas, mesela GTA 4 ve GTA 5'te falan işaretlediğin zaman nereye gideceğini belirliyor. Burayı soya... Oh, biz bu dükkanlarda soyabiliyorduk. Soyarız bir ara. Mesela San Andreas ve Vice City'de öyle bir şey yok. Kendin git diyor sana. Eşek kadar adam oldun diyor, kendin gideceğim bundan sonra. Elinden mi tutacağız falan diyor. Ve San Andreas'ta şöyle bir şey vardı. San Andreas'ın çok detaylı ve karışık bir haritası vardı. Çok güzel bir haritası vardı. Öyle olunca şey yapıyordu. Mesela gideceğin yeri de göstermiyor yani. Nereden gideceğini falan öyle de göstermiyor. Öyle olunca hiç açıklayamadım ama. İşte öyle olunca. Ama. Yıldız mı? Yıldız? Aman be yıldız. Polis yıldızı. İşte öyle olunca mesela bir yola giriyorsun. Halbuki başka bir yerde, hiç açıklayamadım şu anda. Ne yapacağımı, ne yapmak istediğimi, ne söylemek istediğimi. O yüzden burada susacağım. Konuyu burada kapatıyorum. Oh yes. He merhaba. Bay çok saygıdeğer adam. Bıçağım mı var? O ne biçim kaçış lan? Oh, hacı sen nereye kaçıyorsun? Bak kaçıyor da kaçıyor. Aynen hayatını harcadın. Stand still and I'll make it quick. Oğlum neden bize böyle... Vice City polislerini atmak. O iş çok basit. Bir şey yapmaya başarabilecek. Nereden koşuyor oğlum bu? Shift'e basıyorum, koşmuyor. Dur. Sakin. Aa lastik patlamış. Vay anasını, neyse. Allah'tan sadece bir yıldıza düştük. Polise atlatabilirsek. Polise peşimize düşmezse çok mutlu olacağım. Polisleri öyle atlatacağız, tamam. Bu şey üzerinden mi? Hesap sizden mi? Ben ödemem bunu. Hadi bu sefer bendensin. Vay canım benim aslanım ya. Görev tamamlandı. $250 aldık üzerine de. Bu mu? Ben adam öldürdüm ve verdiğim para bu mu? $250 mı? North Point alışveriş merkezinden. North Point alışveriş merkezi nerede? Göremiyoruz ki. Anlayamıyorum. Şu A'ya da yapalım ya. Averia'ya gidelim. Cortez yerine Averia'ya gidelim. Vatandaşlık görevi önemli. Vatandaşlık görevleri çok önemli. Yapacak şimdi. Vatandaşlık görevlerini yaptığın zaman toplumsal değerlerimiz var. Toplumsal dayanışmamız artar, toplumumuz birbirine daha bağlı hale gelir. Ve ayrıca şerefsizlerin canını okumuş olursunuz ve tamamen ücretsiz bir şey. Hatta polis üzerine $50 veriyor. Yani adam dövüyorsunuz, yasal, tamamen yasal ve üzerine polis $50 veriyor. Aa ben bu helikopter görevi mi? O ünlü helikopter görevi mi bu? 4 demir mi? Merhaba. Limuzine mi biniyoruz? Averi nasılsın? Tamam limuzinde takılıyor işte o kadar iyi ya. Her zaman nereden büyük cimbom dönmüş. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me son? Tamam ben o pisliğe muhtemelen sahip çıkarım çünkü bütün yaptığım pisliğe sahip çıkmak. Kendi büyük ikna güçlerim var benim. Gizlice. They don't allow guns so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a wig before.
Adam dedi ki bu adam benim yeni arkadaşım ve hiç böyle bir arkadaşa sahip olmamıştım daha önce. Gidip ilk önce giyineceğiz, sonra da golf arabasına bineceğiz ve golf sopasıyla bir adamı iyice pataklayacağız ve üzerine para alacağız. Polis, sakin, sakin, birisini ezmiyorum. Başta polise daha şey var. Başka bir adamı falan ezdiğimde neyse. Yeni bir araba gerek bize, şurada polis gitsin de. Bakalım neye dönüşeceğiz? Çok golfçüye dönüşeceğiz, doğru. Is this me? Çok. Çok ilginç giyindik. Şuradan bir araba yürütelim yoldan geçen. Araba yok, yoldan geçen araba yok. Aa, yoldan geçen araba vardı ama gitti. Hiçbir şey göremiyorum, çok güneş var. Ah, güneş gözlerimi yakıyor. Hayır. Adam bizi basıp geçti. Dur. Motor hızlı gidiyordu inşallah. Motor bağırıyor. Aman be, düğümüzdeymiş. Yürüyerek de gidermişiz. Ve evet, iki canımı şimdiden harcamış oldum. Araba sağlam, güzel araba varmış. Ben bu arabayı alabilir miyim? Ben bu arabayı şöyle tutuyorum. Kaçtığım zaman muhtemelen bir kaçış olacak. Güneş, neden böylesin ya? Şu anda güneşi görmeniz lazım. Tam böyle yüzüme geliyor. Hele sağda golf oynuyor, bu son oyunu olsun. Hay hay kanka, hay hay kaptan. Ben hallederim hepinizi. Ha böyle göre, güvenlik kamerasına böyle geçiyorum. Tamam. Elektrikli testlerimiz var. Golf sopasıyla dövmemize gerek yok demek ki. Otomatik olarak golf sopasına sahip oluyorsun. Yani şimdi bu şu mu demek? Benim şey gitti mi demek bu şimdi? Benim elektrikli testleri gitti mi demek? Öyleyse durum kötü. Buraya nereden çıkıyoruz? Oradan çıkıyoruz. Merdivenlerden götürebilir miyiz bunu? Tamam, sıkıntı yok. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him! Shoot that shit! Nereye gidiyorsun lan? Hacı dur. Al. Hey! Vurmak yok, seni testereyle biçerim. Şu herifi bir güzel tekmeleyelim bakalım. Ağzını burnunu kıralım. Sen şöyle önüne çıkabilir miyim ben? Ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamadım. Nereye çarptım anlamadım. Çalgılara çarptım herhalde. Göremiyorum. Aa, güneş çok kötüsün. That's illegal sport. Bu yasak spor, bilmem şeyler diyor. Seni şöyle boğabilir miyiz? Bir şey göremiyorum. How much money do I pay here? Bunda sanırım karakterler boğuluyor. Ben de onu boğmaya çalışıyorum ama. Hey, Caddy, get over here. Dur. Şuradan boğabilirim belki. Şuradan çat diye çarparsam. Boğacağım seni. Hayır. Sakın. Ya yapma ya. Gözünü seveyim. Şey yapıyoruz burada resmen. Bu arabaların birbirleriyle kapıştığı şeyler var. Ha dur. Sen şimdi ben tam böyle şey yaparken. Hayır, gene şey oluyor ya. Hayır. Sen arabada indirebilir miyim acaba? Çok merak ediyorum. Gülümüm. Güneş çok fena gözümü alıyor. Dur yeter. Oh be. Merak oğlum var ya. Nereye gidiyorsun lan? Aa, çıkıyor, dışarı çıkacak. Bak. Bak, anladım ben senin niyetini. Sen oradan dışarı çıkacaksın ha. Oğlum dur, kaçma. Araba. Dur. Ben seni sen yapacağımı biliyorum. Ya golf yerinde adamı öldürebilirdim ben ya. Şey
şey adamı denize atabilirdim, boğulurdu. Genç atamıyorsan burada boğulma var. Seni şöyle bir kenara alabilir miyiz? Falan şey kullanıyor, bizim Growl ütünü kullandığı arabaları kullanıyor. Ölsene lan! Hayır! Kaçmayacaksın! Kaçmayacaksın! Kaçmana izin vermeyeceğim! Kaçmana izin vermeyeceğim! Kaçmana izin vermiyorum. No kaçış here. This is Vice City. Tabancayı da harcadık ya şu adama. Şöyle bir adama bu tabancayı harcadık ya. Seni şöyle bir içeri alabilir miyiz? Ha. Sen oradasın değil mi? Gördüm seni, seni pislik, lanet eylek. Arabayı patlatabilir miyiz acaba? Testere arabayı keseceğim. Of, arabayı böyle böyle patlatıyoruz. Daha karizmatik bir patlatma yolu var mı ya? Aman tanrım, izleyin. Ne oluyor oğlum? Bye bye. Aa, güzelim arabam da gidecek ama olsun zaten. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte. Neyse şimdi yeni bir araba bulup buradan kullanmam lazım ama zaten iki görev yaptık. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.